Halen bu sistemin İslami bir sistem olduğunu söyleyebilen, bu zihniyete sahip kendine Müslümanım diyen insanlarla karşılaşıyoruz. Ya arkadaş, bu sistem içki satabiliyor mu? Satabiliyor. Ya senin dininde içki haram değil mi? Evet, haram. E nasıl o zaman sistem İslami bir sistem olabiliyor? Nasıl devlet İslami bir devlet olabiliyor? Ya devletin kabul ettiği sistem İslami değil. Laik, seküler, yani dinsiz bir sistemi kabul etmiş. Anlayamıyor musun? Faiz senin dininde haram değil mi? Haram. E bugünkü sistemde meşru. Yani helal. Alan kişiye herhangi bir şekilde bir şey diyor mu devlet? Yok, demiyor. Hatta destekliyor mu? Destekliyor. Ya bugünkü sistem genel evleri açıyor. Genel evlerin açılmasından, genel evlerinden vergi alıyor. Senin inancına göre zina haram değil mi? Haram. Ulan adam genel evinden bahsediyorum. Genel evi açmış. Genel evi. Yani bunu sistemleştirmiş, bunu kurumsallaştırmış. Senin kitabına göre domuz haram değil mi? Haram. Ulan bugünkü sistem domuz çiftlikleri açıyor. Domuz çiftliklerinin açılmasına destek veriyor. Birisi refleks olarak domuz eğer bu memlekette meşru ise, kesilebiliyor ise eşek de kesilsin dediği zaman oradan kendisine Müslüman diyen bir müşrik olur mu canım? Burası Müslüman bir ülke. Lan o ki Müslüman bir ülke, kanunları da Müslüman olsun. O ki Müslüman bir ülke gerçek manada Allah'ın hükmüyle hükmetsin. Şimdi eşeklerin kesilmesinden bahsediyoruz. İlk kesilecek eşekler de bu tip insanlar olsun yani.